Gümüş suyu, altın suyu hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi gümüş suyu, koloidal gümüşe gümüş suyu, koloidal altın suyuna altın suyu denir. Gümüş suyu 5 ila 50 nanometre çapında hala metalik. Onun etrafında dönen elektronlar gümüş suyunu, koloidal gümüşü içtiğinde hücrenin içerisine girmese dahi hücre içerisindeki mikrobu öldürebilir. Ama ondan daha etkili olan nedir? Ormuz gümüş. Ormuz. GMS. Ormuz gümüş nedir? Maddenin en küçük hali. Ormuz gümüş dünyada 3 firma üretiyor. Biri de biz. 2 tane Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Onlar tuzlu suyla gümüş, ormuz gümüş yapıyorlar. Birazcık gümüş, geri kalan tuzlu su, başka bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz ormuz gümüş de bor, çinko, mangan, demir, bakır, sodyum, potasyum, magnezyum. İşte burada. Benzeri yok dünyada. Ormuz gümüş. Yarım litre. 2 yıl yeter. Günde 3 defa bir çay kaşığı. Fazlasına gerek yok. Fazlasam olur mu? Olur. Ama bir anlamı yok. Çünkü bu bütün hücrelere ulaşır. Hücre içerisine giren virüsü fark etmez. Koronavirüsüdür. Domuz gribi, kuş gribi, SARS virüsü, Mars virüsü, genital sil, genital herpes, zona falan filan. Her türlü viral enfeksiyona karşı. Bizim üretmiş olduğumuz ormuz gümüş bor. Ama normal bir bor değil. Monoatomik halde. Çinko. 300 çeşit enzimde kofaktör, anahtar. Olmadan olmaz çinko. Enzim. Enzim nedir? Sadece midenin salgılanmış olduğu pepsin, bir damla pepsin, 1 kilo eti sabun köpüğü gibi köpürtür. Bir damla. Pepsin üretmese mide, yediğiniz bir hamburger, cheeseburger, sandviç 1 yıl midenizde kalır, sindiremez. 1 yıl. Enzim olmasa, bir enzim olmasa 1 yıl yediğiniz bir şey midenizde kalır. Tabii 1 yıl öyle yaşayabilirsin insan tabii. Yani enzim çok önemli. Bütün metabolik vücuttaki değişimi, dönüşümü sağlayan enzimlerdir.